Ekonomist Selçuk Geçer, 3. Dünya Savaşı'na işaret ederek panik yarattı, dolarda 3 haneli rakamları bile görebiliriz. Son dönemlerde belirsizlik ortamının hakim olduğu ekonomi piyasaları, ülke yönetimlerinin ve dolayısıyla de vatandaşların endişeli bir hal içerisine girmelerine sebep oldu. Konuya ilişkin yeni yorumlarını yayınlayan ekonomist Selçuk Geçer, tüyleri diken diken eden ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar. Geride bıraktığımız senenin son çeyreğinde oklarını yukarı çeviren döviz kurları ve altın fiyatları, Aralık ayına girildiğinde tarihi seviyelere kadar ulaşmıştı. Doların 18 Türk lirası, euronun 20 Türk lirası ve gram altının 1000 Türk lirası olduğu ortamda büyük oranda değer kaybı yaşayan Türk lirası, gündelik hayat akışı içerisinde yüksek oranlarda zamlanan hizmet ve hizmet ürünlerine karşın alım gücünü düşürmüştü. Her ne kadar Aralık ayının ortasında açıklanan yeni ekonomik model ile birlikte döviz kurlarının ve altın fiyatlarının ciddi derecede gerilemeleri sağlanmış olsa da 2022 yılı ile birlikte oklar tekrar yukarıya döndü yeni dönemde merkez bankalarından gelen faiz arttırımı kararları ve Şahin tonlu açıklamaların üzerine bir de 24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan ve halen devam eden Rusya, Ukrayna savaşının eklenmesi, ekonomi piyasalarının durumunu büyük bir belirsizliğe doğru sürükledi. Hali hazırda olumsuz gelişmeleri yaşandığı şu ortamda bir de enflasyonun tırmanması, yalnızca ülkemizin değil tüm dünya ülkelerinin en büyük problemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaya başladı gündelik hayata da direkt olarak yansıyan ve vatandaşların alım güçlerini düşürmek ile birlikte nakde olan ihtiyaçlarını kat be kat arttıran tüm bu gelişmeler, ünlü ekonomist Selçuk Geçer tarafından değerlendirildi. Geçer, yaptığı yeni açıklamalar ile herkesi tedirgin etti. Gerçek enflasyonu açıkladı. Enflasyonun giderek arttığı şu günlerde TÜİK tarafından açıklanan son veriye göre yıllık enflasyon %78,62 olarak kayda geçmişti. ENAG'ın verilerine göre %175,55 olarak duyurulan enflasyon ekonomist Selçuk Geçer tarafından güncellendi. Geçer, verilerin gerçek enflasyonu yansıtmadığını, şu an gündelik hayata sirayet eden gerçek enflasyonun %300 olduğunu iddia etti. 3. Dünya Savaşı'na işaret etti. Artan enflasyonun bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini belirten geçer, alınmaması durumunda önce resesyon sonra da stagnasyon ile karşılaşılacağını ve sonrasında da 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını iddia etti. Dolar tahmini korkuttu dolara ilişkin yeni tahminlerini yayınlayan geçer, dolar sene sonunda 25-30 Türk lirası arasında olursa öpüp başımıza koymak lazım diyerek şaşkınlık yarattı. Sene sonu dolar tahminini 30-35 Türk lirası olarak güncelleyen geçer, doların 3 haneli rakamları bile görebileceğini iddia etti. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar tahminini güncelledi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, hızla yükselen dolar için yeni öngörülerini paylaştı. Dolar kurunda yaşanan inişi çıkışları senaryo olarak değerlendiren Selçuk Geçer, doların 12 liradan 17 liraya çıkmasını şöyle değerlendirdi: "Dolardaki ilk hedef 18 sonrasına 19 lira olacak" diyen Geçer, "Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın." Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20, 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 17.70 e liraya çıktı. 18 saymıyorum o bir, 2 saatlik bir olay. Bu filmi bize güzel oynadılar. Doları 13 ila 14'te tutamıyorlar. Borçları çıkardığımızda rezervlerimiz eksilerdi. Neden? Sorusunu sordu. Yastık altındaki paralara dikkat. Elinde dolar tutunlar için alsat işlemine dikkat çeken Geçer, yatırımcıları dikkatli olması konusunda uyardı. Geçer, yastık altındaki paraları geri alabilmek için 40 takla attılar. Oysa bankacılık sisteminden çekip aldık tefeci borçların içine girdik. Horkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var. Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi, dedi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi, 17,50 TL olan dolar karar sonrası, 17,77 TL'ye yükseldi. Darphaneden Türk Lirası kararı, değişiyor. Türkiye'de Türk Lirası'nın basımının gerçekleştirildiği darpane ve damga matbaası Genel Müdürlüğü önemli bir karar verdi. Alınan kararla birlikte Türk Lirası'nın teknolojik anlamda değiştirilecek. Darpane ve damga matbaası Genel Müdürlüğü Türk Lirası için yapılacak sahteciliğe karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'in açıklamasına göre Türkiye'de sahte paraya karşı mürekkep ve bandrol kağıdı bir yıl içinde geliştirilecek hayata geçecek uygulamayla vatandaşlar cep telefonuna indireceği uygulama ile paranın sahte olup olmadığını kontrol edebilecek. Yeni yazılıma geçiliyor. Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Dünya Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Yasir Şahin Darpane'nin yeni teknolojilere uyarlanarak sürekli gelişecek esneklikte kurulduğunu söylerken, mühendislerimiz fabrika içerisinde yazılım geliştirdiler yeniliklere uyarlanabilecek şekilde teknolojiyi kurduk. Şu an sadece üretimde kullandığımız mürekkep ve bandrol kağıdı yurt dışından geliyor. Bir yıl içerisinde güvenlikli mürekkep ve bandrol kağıdını ülkemizde üretmeye başlamayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. Sahte para uygulamayla öğrenilecek. Değiştirilen sistemle birlikte Türkiye, bandrolde para teknolojisi kullanan ilk ülke oldu. DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞE Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz ise, yeni teknoloji kullanılarak basılacak Türk Lirası ile ilgili, güvenlik mürekkepleri çeşit çeşit güvenlik katmanlarına sahip oluyor. Hepsini farklı seviyelerde kullanabiliyoruz. Para teknolojisi kopyalanması daha zor, neredeyse imkansız. Parada kullanılan teknolojiyi bandrole uyarlamamız sayesinde tüketiciler bandrolün üzerindeki efekt değişimi ile bandrolü kolaylıkla ayırt edebilecek. Tüketici, Eylül'de başlayacak akıllı telefon uygulamasını kullanarak da bandrolün doğruluğunu kontrol edebilecek." dedi. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir, tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolasıyla gösterilen, Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.